Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir aranın ardından röportaj videosuyla karşınızdayız. Evet, istiyordunuz. Biz de çok istiyorduk. Artık sokaktayız. Aynen. Tıp hakkında merak edilen soruları insanlara yönelttik. Birçok kesimden insana. Cevaplar da bence eğlenceli oldu. O zaman izleyelim görelim. Adam selam veriyor. Kadın olmanızı hayal ediyorum. Hayal etmenizi istiyorum. Kocanız doğum yapacak. Kadın doğum doktorunun erkek mi olmasını isterdiniz, kadın mı? Kanka dur sen. Kafayı karıştırdın be. Hayal etmem biraz zaman alacak. Ben ne cevap vereyim buna şimdi? Şimdi önce ben kadın olmamı bir sindireyim. Sonra kocamın doğum yapmasını bir sindireyim. Sonra ona göre bir cevap düşün. Olabilir yani şimdi tıp ilerliyor. Kendi tercih, ne diyeyim? Kim, hangisi iyiyse yeteneğine göre. Hangisi becerisine iyiyse, göre. Evet. Eşiniz doğum yapacak olsa erkek doktor mu isterdiniz, kadın doktor mu? Ya kadın isterim ama öbüründe olsa olur yani. Olsa olur diyorsun. Olsa. Bence tecrübe. Hangisi tecrübesi o? Aynen. Çok bilinçli bir cevap geldi. Arkadaşlar lütfen alabilir miyiz şunu? Ürün yerleştirme bulmakladı. Kardeşim sen ne derdin? Ya sonuçta onlar bir Hipokrat yemini ediyor, anladın mı? Evet. O yüzden yani fark etmez yani. Ha mesela siz nasıl istersiniz doğum yapacağınız zaman? Kadın mı erkek mi? Ya kadın olması daha iyi, daha rahat olur çünkü. Ne konuda daha rahat olur mesela? Yani şimdi Türkiye'de yaşıyoruz, bir de dini açıdan da ne kadar doğru bilmiyorum. Mecbur kalınca zaten illaki erkeği de tercih ediyoruz ama yani insanın hani hem cinsinde daha rahat olması önemli. Anlıyorum, hı, tamam. Erkek mi olmasını isterdiniz, kadın mı? Herhangi bir şekilde cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Doğumunu yaptıracak doktorun erkek mi olmasını isterdin, kadın mı olmasını isterdin? Bana erkek olsam fark etmez herhalde. Çünkü cinsiyet ayrımına karşı olduğum için erkek olsa da kadın olsa da fark edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, bir bilinçli daha insanla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi eşiniz doğum yapacak olsa kadın doğum uzmanının erkek mi olmasını istersiniz, kadın mı? Ben şahsen kadın olmasını isterim. Kadın doğum uzmanının erkek olmasını mı istersin, kadın olmasını mı? Şimdi ben bu ayrım konusuna zaten karşıyım. Bir insanlarımız zaten geri kalıyor. %90 hani bir dinsel olarak kadın beyan ediyorlar. Evet. Ama bazı profesörler de erkek daha deneyimli olduğu için erkek daha iyi olur. Ama ben ayırt etmem ayırt yani. Ayırt etmem diyorsun. Önemli miydi senin için erkek veya da kadın olması? Önemli değil. Önemli evet. Değil. Çok net cevap verdi. Sorgulayamadım. Neden desem dayak yiyecek gibiyim. Diyelim ki eşiniz doğum yapacak. Kadın doğum uzmanının erkek mi olmasını isterdiniz, kadın mı? Hastalığın kadın erkeği yoktur. Doktorun kadın mı olmasını isterdin, erkek mi? Kadın olmasını da isterdim. Erkek olarak biz de hani, erkekler biraz kıskançtır, biliyor musun? Anlıyorum. Şimdi kadın olduğumuzu düşünüyoruz. Tamam. Hamile kaldığınızı düşünüyoruz ama normal doğumu tercih ederdiniz, sezeryan doğum. Ben normal doğum tercih ederdim. Neden normal doğum? Ya daha sağlıklı oluyorlar. Ben onu biliyorum. Yani tamam acısı biraz daha zor oluyor olabilir ama ben olsam hangisi daha sağlıklıysa onu tercih ederdim. Evet. Sen? Aslında o anki psikolojine bağlı insanım yani. Sen doğurma. İstediğin de olabilir. O kadar yaşamışım. Bir an önce çıkartayım mantığı mı? Aynen öyle. Ne oluyorsa olsun. Normal doğum mu? Doğum yapacağın zaman yoksa sezeryan mı? Normal. Normal. Siz doğum yapacak olsanız, kadın olsanız, normal doğum mu isterdiniz, sezeryan mı? Normal doğum. Normal doğum. Hamile olduğunu düşün. Normal doğum mu düşünürdün, sezeryan mı? Yani şimdi bu konuda çok bilgim yok. Şeyden ailemdeki işte ablalarım, yengelerim falan sezeryanlı oldular. Yani zorlukları var. Normal doğumun da zorlukları var. Yani doğum acısı falan. Yani normal doğum daha sağlıklı diyorlar eğer olursa. Olmazsa da hani öyle bir durum olduğunda sezeryan da olur yani, fark etmez. Evet. Burada bir kamu spotu paylaşalım o zaman. Normal doğumda anne ile çocuk arasındaki bağın daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Teşekkürler. Normal doğum mu tercih ederdin mesela doğum yapacağın zaman, sezeryan mı? Normal doğum tercih ederdim. Evet. Çünkü sezeryana ben karşıyım. Hı-hı. Benim yeğenim şey etmişti. Sezeryan olmuştu, bir hafta 10 gün kalkamadı yani. Evet. Siz kadın olsanız eğer doğum yapacak olsanız normal doğum mu tercih edersiniz, sezeryan mı? Eşim hangisini derse onu isterim. Yani siz ne düşünürsünüz? Ya ben eşime şey ne derse olur yani. Yani şöyle, siz kadınsınız. Heh, siz doğum kadın. Yapacaksınız. Ben doğum yapacağım. Aha. Benim eşim olur değil mi? O zaman doğum yapacağım. Tamam. Eşim
eşim hangisi derse, hangisini uygun görürse onu şey yaparım. Bu ama konuda... Şimdi mesela siz eşiniz doğum yapacak olsa sizi mi dinleyecek eşiniz, o anlamım geliyor. Ya şimdi... Yani sizin kendi fikrinizi soruyoruz kendi, o yüzden. Yani fikrim de eşimin de şeyini alırım yani. Tamam. Görüşüm. Peki amca, sen kadın olsan sezeryan mı yaptırmak isterdin normal doğum mu? Ya normali tercih ederim. Anladım. Normal doğum mu sezeryan mı doğum yapmayı tercih ederdin? Hala kadın olduğunu düşünüyoruz. Normal yani. Neden normal? Yani insanlar binlerce yıldır normal doğumla doğum yapmışlar. Hani buna bir insan müdahalesi mecbur kalmadıkça olmamalı bence. Evet, harika bir cevap geldi şu an. Diyelim ki siz kadınsınız. Normal doğumu mu tercih ederdiniz, sezaryen mi? Yani her şeyin doğalı olması yani güzeldir diye düşünüyorum. Anladım, normal doğum diyorsunuz. Peki normal doğum mu yapılmalı sence, sezaryen doğum normal mu? Neden normal? Ya aileden biliyorum, yengemden dolayı biliyorum. Hatta kendisi sezaryen doğum yaptı ama sonrası sıkıntı. Hani ilk başta sıkıntı yok, çocuğu alıyor falan ama sonrasında zaten 4 çocuğa kadar hakkı var herhalde şeyin, sezaryenin. 4 çocuktan sonra sıkıntıya giriyor diye biliyorum. Ya gittikçe risk artıyor, evet, hani bir artıyor. Sınır yok da. Ve ondan sonra kalan işte ameliyat yüzü falan, bunlar da sıkıntılı yani. Estetik açıdan. Aynen, aşırı. Bikini giyemiyoruz arkadaşlar, o yüzden normal doğum. Konya'da bir tane robot var, etli ekmek servisi yapıyor. Biliyorsunuz ameliyatlar artık robotik cerrahide başladı. Bu robot aynı zamanda cerrahide de görev alacakmış. Robotik cerrahi mi tercih ederdiniz yoksa normal bir cerrah mı? Ben normal cerrah. Neden? Robot da nereden çıkmış? Bu kadar yıldır robot mu varmış yani? Bence herkes işini yapsın. Sonuçta robotu da insan yaptı değil mi? Yani insan her türlü daha akıllı. Ameliyatı robotların aracılığıyla doktorlar yönetiyor. Ama sizin bedeninize doktor eli değmiyor. Siz bunu mu tercih ederdiniz yoksa direkt bir doktorun ameliyat yapmasını? Doktor eli olması daha iyi. Hangisini tercih ederdiniz? Robotik cerrahi tercih ederim. Neden? Çünkü ameliyat her zaman sıkıntılıdır ya. Sonuçta açıyorsun, onu geri kapatıyorsun. Yani vücudu bozuyorsun bir şekilde. Ama hani açmadan, açık ameliyat olmadan kapalı şekilde bunu halledebiliyorsun. Sen kendini robotik cerrahiye mi emanet etmek isterdin yoksa normal bir cerrah mı? Normal cerrah tabii. Neden normal cerrah? Robot yani sonuçta bozulur, şey yapar. Yani insan da öyle de tabii. Yani insan daha şeydir yani. Hata payı daha az olarak düşünüyorsun. Böyle robotik daha iyi. Neden? Adam pansumanı mı yapacak, kanı mı çekecek, dikişini mi atacak? Robotu geriden yönlendirir. Yani robotik cerrahide daha hassas işlemler yapılıyor diye biliyorum. Hani hata oranını azaltıyorlar en azından. Kontrol imkanı daha yüksek. Ve sonrasında iyileşme süreci daha kısa diye biliyorum. Dolayısıyla robotik cerrahi tercih ederim. Şimdi robotların kesin görev yaptığını bilsem onu da tercih ederim ama doktor gözünden görüyor. O doktoru tercih ederim. Diğerinde de doktor yapıyor. Doktor yönlendiren. Doktor, robotlar kendileri gelip yapmıyor. Doktor yönlendiriyor. Geçenler gördüm, daha uzak bir mesafeden de yönlendirmiş. Evet. Ama doğruysa, robot da görevini yapıyorsa normal benim için. Tamam, tamam. Şimdi bir cerrahın bu işi, belki bir hata söz konusu olabilir ama bir robotun yapması bunda hata söz konusu olamaz. Çünkü sonuçta o cihazı yönlendiren, o cihazı halleden de yani bir insana bağlı olduğu için. Ama mesela insanın heyecanlanma imkanı olabilir. Bir kumanda masasının üzerinde yapması daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi Konya'da bir tane robot var mesela, böyle etli ekmek servisi falan yapıyor. Bu robot aynı zamanda cerrahide de görev alabilecekmiş, hani robotik cerrahi gelişiyor. Sen kendini bu robota mı, etli ekmek servisi yapan robota mı emanet etmek isterdin yoksa bir cerraha mı? Yani etli ekmek servisi yapan değil de bu iş için özel geliştirilmiş, özel donanımsal ve yazılımsal olarak hazırlanmış, risk en aza indirilmiş şekilde, ikna edici bir şekilde çalışma yapılırsa robotlarda tabii daha şey olabilir. Yani insan hatalarını ortadan kaldırabilir. Evet. Arkadaşlar şu an benden daha şovman biriyle karşı karşıyayız. O yüzden bir sıradaki soruya geçiyorum. Robota daha bizim robotla ameliyat olmaz. 100 sene, 200 sene geçmez. Yok yok, şu anda yapılıyor. Şu anda doktorun şey yapmasını isterim ya. Doktorun yapmasını istersiniz. Herhalde normal bir cerraha şey yapardım. Çünkü ülke olarak alışık olmadığımızdan dolayı olabilir bu. Hani şu anda yeni olduğu için güvenemem herhalde.
Hani değil hemen mi? Robota falan güvenemem. İleride robotlar işgal edecek falan diyorlar. Aynen. Şimdi o robotun olmayacağını nereden bilebiliriz? Doktor seçerken sence önemli olan yetenek midir, tecrübe midir? Yani tecrübedir yani bence. Tecrübe yetenek de önemli de hani tecrübe yani düşünsene bir mesela 3 ameliyata girmiş, 5 ameliyata girmiş bir doktor düşün. Bir de yani bu işi 50 kere yapmış adamı düşün hani. Yani fark olur yani ameliyatlarda falan. Peki gittiğiniz doktorun tecrübeli bir doktor olmasını mı isterdiniz yoksa yetenekli bir doktor olmasını? Ya her konuda bence tecrübe daha önemli. Tecrübe önemli. Sonuçta yetiştireceği öğrenciler olsun veyahut yapacağı işlemler olsun tamamen tecrübeye dayalı olacak. Hem tecrübeli hem yetenekli olmasını isterdim. Yeminini tutmasını isterdim. Vallahi ben 2010 yılında bypass oldum. Abi, pratisyen doktor bana teşhis koydu. Uzman bir şeyin yok dedi. Pratisyen doktor kriz geçiriyor dedi. Hemen bypass'a yolladı beni. Anladım. Yetenek diyorsunuz. Tamam. Biraz harmanlanması. Hem umarım tecrübeli hem yetenekli. Ve yani bilgili yani benim tercihim daha bilgili olur. Valla doktordan doktora fark ediyor. Ama birini tercih edecek olsanız. Tam karar veremedim bunda da. Tecrübeli olsa daha iyi olur ya. Tecrübe ediyorsunuz. Tabii bence kesinlikle ben tecrübeye ya. Neden tecrübe? Daha çok yaşamış çünkü istediği kadar yetenekli olsun. Hani daha çok geçmişi var. Ben böyle düşünüyorum. O zaman da diğerlerine şans vermemiş oluyorsun tamam mı? Herkese bir şans ver. Hepsini, hepsini birer kere denerdim herkese ondan sonra. Herkese bir şans hak ediyor. Buradan bir sübliminal mesaj mı var? Siz doktora giderken onda tecrübe mi ararsınız yoksa yetenek mi? Ben sadece tecrübesine bakarım. Yeteneğini ikinci plana bırakırım. Yetenekli olmasını isterim. Neden? Yani ne kadar tecrübeli de olursa olsun hani yetenekli olmayabiliyor. Bazıları başarısız oluyor yani bu konuda. Bence tecrübe. Neden tecrübe? Şöyle düşünüyorum, tecrübeli oldukça yapması gereken şeyler daha nasıl diyeyim, hata yapma oranı daha az. Çünkü tecrübe ettikçe nerede ne yapacağını daha iyi bilir. Yani önüne gelen bir engeli aşma konusunda daha yeteneklidir bence. Hı-hı. Hani yetenekli olan bir insan yeteneklidir ama gelen bir hata sonrasında böyle nasıl diyeyim, hemen çözüm bulma yolunda. Çözüm bulamaz bence ama tecrübeli olan bir insan çözüm bulabilir diye düşünüyorum. Evet. Başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tıpçı arkadaşlar için önemli bir duyurumuz var. Bildiğiniz gibi malpractice, tıp hukuku bizim ileriki hekimlik hayatımızda önemli bir yere sahip. Biz de bunun için sizin için bir araştırma yaptık ve bir tane site bulduk. Bu site üzerinde offline dersler yayınlanıyor ve siz bu offline dersleri izleyerek sertifika sahibi olabiliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar onlarla iletişime geçtik ve sizlerden 3 kişiye çekilişle hak vereceklerini söylediler. Bu videoyla eş zamanlı olarak Instagram'dan da post paylaşacağız arkadaşlar. Oradan gerekli şartları okuyabilirsiniz ve çekilişimize katılabilirsiniz. Bunun için Instagram sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.